29. haftamızda 32 yıl önce bugün gözaltında kaybedilen ailesinin tüm girişimlerinin cezasızlıkla sonuçlandığı Ayten Öztürk dosyasını kamuoyu ile paylaşıyoruz. Öztürk ailesi Dersim'de yaşıyordu. Tunceli İl Özel İdaresi'nde şef olarak çalışan baba Hıdır Öztürk, Mayıs 1992'de Tunceli İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Sabri Yazgan Kıran tarafından 3 kızı ile birlikte alay komutanlığına çağrıldı. Albay, aklınızı başınıza alın şeklindeki tehditlerin ardından onları polis Ahmet diye bir kişi ile tanıştırdı. Albay'ın tanıştırdığı kişi aslında MIT ve JITEM adına çalışan Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'dı. Yıldırım 3 kardeşi sorguladı. Telefon ve adres bilgilerini aldı. Bu olaydan kısa bir süre sonra hemşire ve mühendis olan kardeşler Dersim'den sürüldü. Hıdır Öztürk'ün Dersim'de kalan kızı Ayten Öztürk, Mazgirt ilçesine bağlı Akpınar'daki Tunceli İl Özel İdaresi'ne ait bir fabrikada çalışıyordu. 27 Temmuz 1992 akşamı mesai çıkışı sonrası içinde 4 kişi bulunan beyaz bir arabayla kaçırıldı. Ayten Öztürk 8 Ağustos 1992'de Elazığ, Karşıyaka, Kartaltepe mevkiinde bir eli dışarıda kalmış şekilde gömülü olarak bulundu. İşkenceden tanınmayacak hale gelmiş Ayten Öztürk'ün kimlik teşhisi giysilerinden yapılabildi. Ancak işkence bulguları otopsi raporunda yer almadı. Doktorlar detaylı otopsi yapmadı ve açılan soruşturma hızla kapatıldı. Bizzat JITEM komutanı Cem Ersever ve JITEM elemanı Abdülkadir Aygan, Ayten Öztürk'ün Yeşil ve ekibi tarafından OHAL valiliğince Yeşil'e tahsis edilen beyaz Land Rover araç ile kaçırıldığını, daha sonra Diyarbakır JITEM'e götürüldüğünü ve burada 3 gün boyunca işkence gördükten sonra infaz edildiğini açıkladı. Ve bu açıklamalar basında da yer buldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu 13 Aralık 2011'de baba Hıdır Öztürk'ü dinledi. Komisyon Başkanı Ayhan Sefer Öztün, Elazığ ve Tunceli Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine dosya yeniden açıldı. Tüm yasal yollardan sonuç alamayan aile 2013'te Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi 21 Nisan 2016'da anayasanın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkı kapsamında etkili soruşturma yükümlülüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneğini ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması için Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Hazırlanan iddianame kabul edilerek dava açıldı ve Musa Anter'in öldürülmesiyle ilgili süren davayla birleştirildi. Ancak Ayten Öztürk'ü kaçıranlar, işkenceyle katledenler, bedenini kaybedenler ve insanlığa karşı bu suçu örtbas edenler biliniyor olmasına rağmen dosyada tanıklar, deliller, itiraflar olmasına rağmen dava 21 Eylül 2022'de zaman aşımından düşürülerek cezasızlıkla sonuçlandı. Hiç şüphe yok ki Ayten Öztürk'ün işkenceyle öldürülmesi ve bedeninin kaybedilmesi uluslararası hukuka göre insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve zaman aşımına tabi değildir.
1009. haftamızda siyasi ve adli makamları bir kez daha Ayten Öztürk dosyasında uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeye ve ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için etkili bir giderim yolu sunmaya çağırıyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin, Ayten Öztürk için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi gözaltında kayıplara karşı komisyon. Benim kandırılan anam, kayıp edilmemle kolu kanadı kırılan anam, doğum günümde yollarımı bekliyormuş. Sen neredesin? Neredesin oğul? Gel, gel de nasıl bir hediye istiyorsan oğul söyle de onu alayım diye yazmış. Anam, ben kayıp edildiğimde 19 yaşındaydım. Ben ancak onu biliyorum. Sonrasını sen biliyorsun. Ana, sen beni kaç yaşında verdiysen öyle kaldım. Sen hala neden saçımın, sakalımın nasıl beyazladığını merak ediyor, soruyorsun. Yok ana, yok. Beyazım yok. O ayrıldığımız günkü gibi öylece kaldım. Anam, senin nasıl ki kolun kanadın kayıp edilmemle kırıldıysa, benim de öylece kırıldı. Ana, kanatsız uçamıyorum. Yolda bulup gelemiyorum. Hiç olmazsa oğul bir mektup yaz da yolla demişsin. Hangi elle? Nasıl mektup? İşte yazdım. Okusunlar. Hep göz bebeğim dediğin komiser Ramazan Kaya'ya sor. Sen beni nasıl kandırdın? Murat'ım nerede sor. Yoksa unuttun mu anam? Murat'ın kayıp edildi. Ecem de gündüzüm de karanlık. Yollar da kapalı ana. Gelemem. Gelemem. 19 yaşındaki Murat nerede diye arayan insanlara selamlar, saygılar. Unutmayın bizleri. Zalimlere de unutturmayın. Kayıp edilen Murat Yıldız. Doğru. 19 yaşındaydı. Ve ben kandırıldım Ramazan Kaya tarafından. Benim göz bebeğimi benden nasıl kopardı? Ne vicdanı vardı, ne de insanlığı vardı. Buraya da zaten adalet uğramıyor. Oğlum ben 29 yıldır yollardayım, sokaklardayım. Halen bu alanda seni ve adaleti bekliyorum. Ama ne yazık ki adalet dağıtan yok. Önerilerimiz hep iki tane redçi partiyle red ediliyor. Ben de onları reddediyorum. Siz orada kimin için, ne için, neden oturuyorsunuz? Hep koltuklarınız için, hep kendiniz için. Artık öyle bir hal almışsınız ki öldürdükleriniz yetmedi. Cezaevlerine konduklarınız yetmedi. Utanmadan, kendilerini utanacakları yerde bir de insanlara utanmıyorlar diyorlar. Utanmadan mecliste insan dövüyorlar. Biz burada hep otururken hiç kimseye ayırt etmedik. Bizimle beraber olan, bugün hep cezaevlerinde olan ve adalet için hakkımızı arayanlar, onlar hep bizim için oralardalar. Tüm cezaevlerindeki özgürce yaşamak isteyen bütün insanlara, oğlum ve şahsım adına tüm cezaevlerindeki arkadaşlara selam ediyorum. Özellikle madem o kadar gıcıksınız, ben Selahattin Demirtaş'ın ellerinden, ayaklarından öpeceğim, öpeceğim. Siz kime katil diyorsunuz ya? Artık öyle bir hal almışsınız ki, artık insanları bıraktınız, şimdi bir de köpekleri katlediyorsunuz.
Katil kim? Herkes kendini iyi bilsin, iyi tanıyor. Ve benim hiç yapılacak ne varsa o yapılsın. Neymiş birileri burada bizim sıcakta kalmamıza çok sevinmiş. Ben klimaların altında oturuyorum de beni kıskanmışlar demiş. Senin ben neyini kıskanacağım? Sen kendin değilsin ki. Kendi ağzınızla, siz kendi iradenizle konuşmuyorsunuz. Size ne öneriyorsa onu konuşuyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün basın emekçileri. Siz de hep bizimle çektiniz gözaltılar. Hep yediğiniz darbeler içinde. Hepinizden özür diliyorum. Bu hafta karanfillerimiz Ayten Öztürk, Murat Yıldız ve bütün kaybedilenler için. Tüm kayıplar için. Tüm kayıplar için. Murat Yıldız için. Murat Yıldız için. Tüm kayıplarımız.